Herkese merhaba. Fasta. Canlı yapmak biraz zor oluyor. Hem insanların hepsini beklemek vesaire bilmiyorum. Ben beceremiyorum galiba. O yüzden canlı yayındansa böyle video çekip yayınlamak belki çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Şu an fastayım. Hemen şunları kaybetmeden bırakayım. Böyle bir video paylaşmak istedim. Çünkü neden öğrendiklerimi, kendime kattıklarımı diye paylaşmayayım ki? Belki siz de kendi hayatınızın stresinden kurtulacak bir 10 dakika, 15 dakika video bulmuş, izlemiş olursunuz. Bence gayet güzel olur. Yeni döndüm. Merkezde dolaşıyordum. Fotoğrafları falan da atıyorum sürekli. Fotoğraflar hakkında da bahsetmek istiyorum. Aslında bugün şu an konuşacağım hiçbir şey planlayamam. Yani planlayamadım tabii. Böyle uzun bir yolculuğa çıkınca insan. Zaten plandan vazgeçiyorsun bir yerden sonra. Zaten planladığın şeyler de sıkıcı gelmeye başlıyor. O yüzden şu an konuşacaklarım tamamen ne söyleyeceğimi bilmeden ilerleyecek, spontane ilerleyecek. Bir nevi yalnız bir gezginin paylaşmak istediklerini kendisi de fark etmeden paylaşırken öğreneceği bir vakit harcaması olacak diyebilirim. Bu yolculuğun çok heyecanlı olduğunu, korkutucu olduğunu yazmıştım bir postumda. Çünkü öncelikle Afrika'da dolaşıyorum ve ilk kez Afrika'ya geldim. O yüzden çok heyecan verici. Daha önce 30 küsur ülkeyi dolaştım ve şehirleri de sayarsak 100'den fazla şehir gezmişimdir. Aslında çok büyük sayılar bunlar. Çünkü her şehir insana gerçekten bir şey katıyor ve her şehir değiştiriyor insanı. Hani ülkeden ziyade şehirler de çok önemli. Çünkü her bir şehrin kültürü çok farklı. Türkiye'deki gibi. Ve ne tesadüftür ki her şehirde de bir şairle alakalı, bir müzikle alakalı, bir kitapla alakalı, bir tarihle alakalı tesadüfler silsilesi buldu beni. Bunlar da bana bir şeyler kattı, bunlar beni okumaya itti, bunlar beni daha çok gezmeye itti. Ve neticesinde de sürekli başka yerleri arama çabasına giriştim. Öyle olunca zaten o virüsü bir kere kapınca insan devamı geliyor. Yani ne olduğunuzun çok önemli olmadığını düşünüyorum. Ben burada gezdiğim her süreçte mühendis oluşumun hiçbir katkısı ya gezginliğimde sadece mühendissin diye bir cümle kurduğum oluyor. Başka bir şey olmuyor. Ama o kültürlere dair bildiklerim, karşı taraftaki kültüre karşı bildiklerimden ilerlediğim sohbetler çok 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 keyifli oluyor. Ve karşıdakinin de hoşuna gittiğini düşünüyorum. O yüzden her şehrin bana kattığı yeni şeylerin beni sürüklediği yeni öğrenme süreçleri beni bugün Fas'a getirdi kısacası. Fas çok heyecan verici çünkü dediğim gibi Afrika'da ilk öncelikle bu. İkincisi yeni bir kıta her şeyden önce. Hani Afrika ismi önemli, kıta ismi önemli benim için. Çünkü üçüncü kıtam bu benim. Avrupa, Asya ve Afrika üçüncü kıtam oluyor. Ve yolculukta çok heyecanlı bir rota çizdim kendime ve kafamda çizdim ve o kafamdakini Google Maps'te çizdim. Ama hiçbir biletimi almamıştım. Zaman geçtikçe biletlerim alıyorum. Bu da çok enteresan. Belki geziyi nasıl yaptığımı düşünenler varsa böylece de öğrenmiş oldu. Yani çok planlamam ben gezilerimi. İlk başlarda öyleydi, planlıyordum ama sonradan planlamamaya başladım ve daha çok zevk almaya başladım. Artık insanlarla nasıl tanışılır çok rahat öğrendim. Kendini nasıl tanıtırsın? Nasıl zaman geçirirsin? Mesela Madrid'de, bu yolculuğa ilk başladığım zaman Madrid'e gittim. Madrid'de ilk gün Meksikalı biriyle tanıştım. Daha sonra Kolombiyalı'yla, daha sonra 3 tane Arjantinli'yle tanıştım. Ve beraber takıldık, beraber vakit geçirdik. Çok eğlendik, çok güzel vakitler, çok güzel anıları birlikte paylaştık. Daha sonra hatta Arjantinli arkadaşlarım beni Andalusia bölgesinde gezmeye ve yanıma ziyarete geldiler. Güzeldi. Yani o çok güzel. Yolda tanıştığınız bir insan normal bir insan olmuyor. Gerçekten yakın arkadaşınız oluyor yani. Şimdi koşulsuz böyle bir gerçek var nedense. Bir kere gezdiğiniz insan, yolda tanışıp gezdiğiniz insan, çok yakınınız oluyor. Sonra Andalusya maceram var ve dün Malaga'daydım orada. Uçuşum Malaga'dandı. Malaga da çok önemli bir yer aslında. Oraya daha sonra tekrar gitmeyi düşünüyorum. Çünkü yaşadığım yer sadece bir saat uzaklıkta Malaga'ya. O yüzden oraya böyle bir yarım gün gibi bir şey ayarladım. Direkt uçtum.
Bu arada burası çok soğuk. Bu konuda şanssızım. Çünkü ilk gittiğim günde Madrid'de iki gün boyunca yağmur yağmıştı. Daha sonrasında Hello. Daha sonrasında buraya da geldim. An yağmur yağmaya başladı. O konuda biraz şanssızım ve kaldığım yer teras. O yüzden çok 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 soğuk. Bakalım nasıl yatacağım bugün. Çok merak ediyorum. Yarın sabah başka bir şehre gidiyorum. Biraz hemen Malaga'dan bahsedeyim. Sonra bu buraya geleyim, toparlayayım. Bilmiyorum. Birçok şeyi anlatmak istiyorum aslında ama nereden nereye sıçrayacağımı çok bilmiyorum. Işık ne kadar iyi onu bilmiyorum. Paylaşmaya başladım, öyle ilerliyor. Malaga şöyle önemli. Picasso'nun doğduğu yer her şeyden önce. O yüzden Picasso Müzesi var. Böyle şeyler çok değerli bence. Zaten dediğim gibi bu şairler, ressamlar sizi bir yerlere sürüklüyor belki de gezmeye başladığınızda, eğer bunlara ilginiz varsa daha doğrusu. Picasso'nun doğduğu yere gittim ve hani düşünüyorum da bu hikaye öyle bir yerden başladı ki James Joyce'un Edinburgh'una gittik. Harry Potter için bir anda yine Edinburgh, Dublin, hemen akabinde işte Ahmet Arif, Kars, Nazım Hikmet, Batum derken Sabahattin Ali, geçen yaz gittim yine Sinop cezaevindeki o Sabahattin Ali'nin şiirlerini okumak, Atilla İlhaniş'in Karşıyaka'da vapura binmek, İstanbul'da Kallavi Sokağı'na gitmek Atilla İlhaniş'in ve zaten bu gezimde de beni en çok heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de Atilla İlhan'ın bir şiiri, Casablanca. Bir gün bir gemi gelecek. Adı bilmiyorum ne olacak. Casablanca'da bir gün kalacağım diye ilerleyen şiiri. Bu gezimin sonucu da Casablanca'da olacak. Ve o gemiye bineceğim. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü çok Atilla İlhan'ı çok seviyorum. Şiirlerini çok hissediyorum. Napoli Garı'na gitmek. Kafka için Prag'a gitmek. Nazım Hikmet için tekrar Prag'a gitmek. Slavya Kafe'ye oturmak. Bunları takip etmek çok heyecan verici bence. Franco için Madrid, Toledo'ya gitmek. Bunlar insanı çok şey katıyor diye düşünüyorum. Sürekli arka planda da birileri gelip geçiyor bana. Hello? Hello. Are you? Yeah, fine. I'm just taking a video like for memory. Ah, okay. Yeah, it's okay. Don't worry. Sorry. Like I'm doing it in all the cities. Okay, okay. Yeah. Sorry for that. Go on. Yeah, sorry, but I'm gonna talk in my own language. Okay, no worries. Yeah, 4-5 minutes is okay. Yeah. No worries. Böyle. Şimdi buradaki Fas'taki gezimin de bir parçası. Kuzeyden başladım, güneye doğru gidecek ve güneyde bitecek. Atlas Dağları'nı göreceğim. Merzuga Çölü'ne gideceğim. Develerle bir saatlik bir yolculuk yapmayı düşünüyorum. Çölün ortasında bir çadır kampında kalacağım. Bunlar çok enteresan olacak diye düşünüyorum. Ve çok heyecan verici çünkü yollar, insanlar, bazı durumlar, bazı insanlar garip. Yani Fas'ta genelde Fransız, zaten ana dili Fransızca ve bu arada bir önceki konudan atladım. Şuradaki arkadaş gelince de artık yapacak bir şey yok. Nedir söylediğimi hatırlamıyorum daha iyi. Hatırlıyorum da uzatmak istemiyorum. Şimdi söylediğimi unuttum, müthiş. Fas'ta insanlar harika ya. Birçok farklı durumla karşılaştım aslında. Mesela çay konusuna girersek, şimdi bambaşka konuya geçtim biliyorum. Kendi kendimi de güzelleştiriyorum ya. Çay mesela çok, eğer çayı isterseniz normal bir çay isteyin. Çok şekerli getiriyorlar bir kere. Böyle bir alışkanlıkları var. Ve naneli çay içmeye bayılıyorlar. Bu da başka bir şey. Başka ezan sesini paylaşmıştım. Çok enteresan. Arkadaşıma sordum. Makamı söylemek biraz onlara garip geliyormuş da. Bazılarına geliyor, bazılarına gelmiyor garip. Bazıları ayırt bile edemiyor Türkiye'dekiyle. Gösterdim, dinlettirdim. Ama çok tuhafıma gitti çünkü samimi çok ciddi söylüyorlar bence ezanı. Bilmiyorum. Bu tarz söylüyorlar. Resmi dilleri Fransızca ve Arapça.
Ama bu kuzeyde İspanyolca daha çok konuşuluyor. Ben de İspanyolca çok bilmiyorum. Bildiğim söylenemez. Ama mecburen İngilizce çok konuşan olmuyor genelde. O yüzden İspanyolca basit anlaşabiliyorum. O şekilde anlaştım bugüne kadar. Teatyon'a gitmiştim. Orası Beyazşehir denilebilir. Şimdi de Şafşavan'dayım Türkçesi. Orası da Mavişehir diye geçiyor. Marrakeş'e gideceğim. Orası Kızılşehir diye geçiyor. Marrakeş'in aynı zamanda anlamı Tanrı'nın evi. Berberice'de. İnsanlar Türkleri çok seviyorlar burada. Ama insanlar yine de enteresan. Mesela ilk tanıştığımda bir taksici, resmini paylaştım, çok güzel görünebilir ama beni aslında kandırmaya çalıştı. Ben de daha sonra kabul etmedim, yürüdüm. Ondan sonra geldi, ondan sonra tanıştık, ondan sonra Türk olduğumu öğrendi. Ondan sonra çok yakın arkadaş olduk yani o anlık. Ve beni kahvaltıya çağırdı. Gittik kahvaltı yaptık beraber. Ondan sonra hiçbir şey öyle ettirmedi bana yani. Öyle bir enteresan bir olay oldu ama yani tepkinizi koymanız gerekiyor ya da durumu bilmeniz gerekiyor. Mesela 1 euro 10 dirhem. Ben ondan fazla vermem. Bazen sizi kandırmaya çalışıyorlar. İşte bu tür durumları bilmeniz gerekiyor. Neye kaç, mesela birkaç 3-4 kilometre gideceksiniz taksiyle, vereceğiniz para 15-20 dirhemden fazla olamaz. Bunları hesaplamak, ufak tefek hesapları yapıp yola çıkmak her zaman mantıklı. Kandırılmazsınız en azından. Sokaklarda marihuana içen çok, çünkü burası ana vatanı zaten marihuanın. Yani Müslüman ülke olsa da bu tarz şeyleri çok takmazlar. Çok enteresan bir şey var. Tuvaletler mesela Müslüman ülke dersiniz de tuvalet musluğu yok. Bu ekstra bir şey. Şimdi yanındakine çok ayıp oluyor. Türkçe konuşuyorum sürekli. Böyle çok heyecanlı olacak. Beni Atilla İlhan çok sürükledi hayatımda. Bu kez en sevdiğim şiirlerinden, Sisler Bulvarı'nın bir kıtasına. Bir kıtası için başka bir kıtaya geldim hayatımda. Çok anlamlı bir cümle oldu benim adıma. İki gündür çok doğru dürüst uyuyamadım. Yarın da sabah Fes'e gidiyorum. Fes'te eski başkenti Fas'ın. Osmanlı zamanında da çok önemli ticaret noktalarından bir tanesiymiş. Çok güzel bir şehir diyorlar. Bizim Fes'e, Fas'a, Fas dememe sebebimiz Fes'ten dolayı. Enteresan bir cümle oldu. Aynı zamanda Fes'in aslında hani Avrupa, Osmanlı'da kullanılan o Fes'in ilk, ikinci Mahmut getirmişti galiba. Zorunlu. Normalde bildiğim kadarıyla Tunus'tan geliyor, yanlış hatırlamıyorsam ama Fes'te de çok kaliteli Fes yapan insanlar olduğu için Osmanlı'da Fes diye adlandırmışız. Ve ondan sonra ülkenin adını da Fas demişiz. Öyle yarın oraya gidiyorum. Sokakları labirent gibi bu arada. Kendimce noktalama işaretleri vesaire, bir fotoğraf çekme, bir şekilde yolları buluyorum. Mesela Fes'in 9000 tane sokağı varmış. Haritadan bakarsanız, belki ben de atarım, bazı sokaklar gece kapanıyor. Yani öyle mesela gidiyorsunuz, yolu ezberliyorsunuz, dönüşünüzde ani yol yok. Çok değişik. İnternette birçok şey okudum. Ben kendimce bir yol bulup bu yolları çözmeyi düşünüyorum. Çok heyecanlıyım o konuda da. Bakalım yapabilecek miyim? Bu yani oyun gibi aslında. Her gittiğiniz yer sizin bir oyun. Ben öyle görüyorum. Çok heyecanlanıyorum o yüzden. Mutluyum. Yollarda olmak yorucu. Kesinlikle çok yorucu. Bakmayın öyle güzel şeyler paylaştığıma. Çok 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 yorucu anlar oluyor. Şu an dediğim gibi uzun süredir uyumadım. Çok zor bir dağ yolculuğu yaptım. Çöle gideceğim, dağa gideceğim, dağa kamp yapacağım. Ama nedense mutluyum. Çünkü değişim insanı mutlu ediyor diye düşünüyorum. Hayatımdaki stres bir şeyleri keşfetmek üzerine. Böyle bu video çok böyle karmaşık oldu ama bir dahaki daha toparlayabilirim diye düşünüyorum. Bu kadar. Umarım video çekiyordur.